Merhaba, Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Bu videoda düğün mekanı seçiminde mutlaka ama mutlaka bilmen gerekenleri anlatıyoruz. İpuçlarını vereceğiz, uzmanına soracağız. Böylelikle sana en uygun mekanı şıp diye bulabileceksin. Hadi hemen detaylara geçelim. Mekan seçiminde öncelikle kendine sorman gereken 4 soru var. Düğünümü ne zaman yapacağım? Nasıl bir düğün istiyorum? Kaç kişi gelecek ve bütçem ne kadar? Bu soruları yanıtlarken sana yardımcı olacak ipuçlarını da hemen verelim. Öncelikle tarihi baştan netleştirmen lazım. Malum düğün sezonunda dediğimiz ilkbahar ve yaz aylarında düğün mekanlarına yoğun ilgi oluyor. Özellikle de hafta sonları. Yani sezonda hafta sonunda düğün yapmak istiyorsan elini çabuk tutmalısın. Bu arada sonbahar ve kış aylarında hafta içi ve gündüz saatlerinde hem fiyatlar daha avantajlıdır hem de müsait tarih bulma olasılığın daha yüksektir. Gelelim nasıl bir düğün istediğine. İhtişamlı mı olacak, sade mi? Yemekli mi olacak, kokteyl mi? Açık hava mı, kapalı alan mı? Tarihi bir atmosferde mi evlenmek istiyorsun, yoksa yeni nesil bir meyhanede mi? Bu soruların yanıtlarını vererek aradığın mekanın genel hatlarını çizmiş olursun. Bir diğer konu da kapasite. Kapasite önemli bir kriter. Bu yüzden davetli sayın için baştan ortalama bir sayı çıkartmalısın. Kapasite için sana not etmelik 3 ipucu verelim. 1. Yemekli düğünlerde fiyatlar davetli sayısı üzerinden verilir. 2. Konuk sayısı arttıkça kişi başı birim fiyat düşebilir. Bunu mekanına sormayı unutma. 3. Bazı mekanlar belli bir sayının altında konuk kabul etmiyor. Bütçeye de değinelim. Fiyatlar düğün mevsimin, davetli sayın, seçeceğin mekanın türü, lokasyonu ve nasıl bir düğün istediğine göre değişiklik gösteriyor. Bunlara karar verdiğinde ortalama bir fiyat aralığı belirleyebilir ve bütçeni buna göre planlayabilirsin. Diyelim ki çok beğendiğin bir mekan var ve bütçen bu mekana yetmiyor. Bu durumda mekanın sunduğu farklı seçenekleri de öğrenmende fayda var. Örneğin Beykoz'da şık bir mekan beğendin ama bütçen yemekli düğün için yeterli değil. Böyle bir durumda mekanın kokteyl seçeneklerini değerlendirebilir ya da hafta içi günlerini tercih edebilirsin. Mekanlarla görüştükçe ekstra harcama kalemleri de çıkabilir. Bunun için bir uzman yorumu alalım istedik ve sektördeki deneyimli isimlerden birinin yanına Portex'in işletme sahibi Lütfü Bey'in yanına geldik. Lütfü Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir fiyatlardan başlayalım istiyoruz. Böyle Portex gibi ihtişamlı bir mekanda, Portex gibi güzel bir mekanda düğün yapmak ne kadara mal olur? 2024 çiftleri için bahsedebiliriz. Bu Portex gibi Boğaz'daki az çok beğenilen bir mekan için menü fiyatına 3.500 TL dediğimizde 300 kişilik bir düğün planladığınızı varsaydığımızda yaklaşık 1 milyonluk bir menü bütçesi demek. Geri kalan süsleme, müzik, eğlence, fotoğraf ve videonun toplamı 500 bin TL ile 2 milyon TL arası bir bütçeye mal olabilir. Bunun 500 bin lira olmasını sağlayan da 1,5-2 milyon lira olmasını sağlayan da tedarikçilerimiz değil, müşterilerimizin, gelin ve damadımızın ve ailelerinin tercihleri bu bütçeyi belirler. Fiyatlandırmayı neler etkiler diye bir sıralayabiliriz. Fiyatlandırmadan bahsederken Portex'ten bahsettik. Boğaz'da İşte güzel saraylarımız, otellerimiz, yalılarımız da var düğün yapan. Buralarda bütçeler aşağı yukarı Portex çarpı 2'ye mal olurken kır mekanlarında Portex bölü 2 ya da Portex bölü 3'e mal olabiliyor. Yani burada 2 milyona bir düğün yapabilecekken bu güzel bir kır düğününde 500-800 bin TL aralığına güzel bir Boğaz'daki saray veya yalı düğününde 3-3,5-4 milyona çıkabiliyor. Yani aslında konumu, mekan türü, başka neler etkiler fiyatları? Çiftin tarzına karar vermesi gerekiyor. Burada tarz önemli. Kimisi Boğaz'ı bedavaya da verseniz tercihi ve tarzı kır düğünü olabiliyor. Kimisi kır düğününü veya Boğaz düğününü bedavaya da verseniz tercihi işte lobisiyle, yüksek tavanıyla otel olabiliyor. Şuna dikkat etmek lazım. Mevsim. Mesela yazın özellikle Temmuz-Ağustos aylarında bizim etkinlik sektörünün iki ana grupta müşterisi var. Kurumsal müşteriler ve düğün misafirleri. Kurumsal müşterilerimizin yazları genellikle yıllık izin dönemi olduğu için ve hitap ettikleri kitle genelde tatillerde olduğu için kurumsal müşterilerimizin etkinliklerine ara verdiği bir dönemdir yaz mevsimi. Dolayısıyla oteller ağırlıklı kurumsal müşterilerin hem konaklaması hem de etkinlikler için hizmet verdiklerinden dolayı kurumsal müşterilerin yazın bu işleri yapmamasından kaynaklı otellerde bir kapasite fazlalığı ortaya çıkıyor ve 5 yıldız otel salonları bizim gibi
özellikle yazın boğaz altında çok revaçlı olan mekanlara göre daha rekabetçi olabiliyorlar. Bakın bu önemli bir tüyo. İkincisi mesela yazın hemen öncesi bütçesel olarak daha cazip olabilir. Yani bunu sadece ben Portex özelinde değil, tüm meslektaşlarımı ifade ederek müşterilerimize koz veriyorum. Bizim sektörümüzün 12 ay içerisindeki en yoğun olduğu ay Haziran ayıdır. Dolayısıyla eğer ben Haziran'da evleneceğim diyorsanız çok rekabetçi olamıyorsunuz. Haziran yerine Temmuz, Ağustos daha cazip olabilir. Gene yazın biz çok talep aldığımız için pazarlığa kapalıyız. Ama az önce bahsettiğim gerekçeyle kurumsal müşterilerin azalmasından dolayı 5 yıldızlı oteller pazarlığa ve bütçelere bize göre daha makul yaklaşırlar ki atıl kapasitelerini doldurabilmek için. Tarihten bahsetmişken belki orada hafta içi hafta sonunda fiyatlar... Oraya gelecektim tam şimdi. Doğal olarak biz biliyoruz ki müşterilerimizin öncelikli tarihi cumartesi. Sonrasında pazarlar ve cumalar tercih edilmeye başlıyor. Sonrasında hafta içleri dolmaya başlıyor. Düğünler için ağırlıklı tercih edilen dönem okulların tatil olduğu dönemdir. Yani okullar ana kriter olduğu için okullar kapalıyken bizim gibi bir işletmede, meslektaşlarımla da dahil olmak üzere bizde çok fazla cumartesi, pazartesi, perşembe ayrımı olmuyor. Velhasıl hafta içi, hafta sonu misafir katılımı açısından çok büyük farklılıklar göstermiyor. Yani hafta içinde de insanlar yoğun şekilde riayet ediyor. Hatta biz mesela hafta sonu bir düğün yapacağımız zaman, diyelim ki 300 kişi, bakıyorsunuz misafir 50 kişi file vermiş. Neden? Ya bu misafirlerin bir kısmı yaz tatilinde, ya yazlığında, ya da gerçekten yeğeninin, kuzeninin düğününde olmak zorunda olduğu için sizin düğününüze katılamıyor. Hafta içi katılımına çok fark etmiyor mu? Hafta içi katılımı daha net. Çünkü insanlar genellikle İstanbul'da. Hafta içi olduğu için yeğen, kuzen düğünleri vesaire genelde hafta sonları olduğu için sizin düğününüze katılma ihtimali daha yüksek olduğu için hafta sonu düğünlerinde fireler aşağı yukarı %15'ler civarındayken hafta içi düğünlerde fireler %2-3 ile sınırlı kalıyor. Yani hafta içi düğünü yapmak aslında daha cazip. Bununla beraber tabii arz talep dengesi gereği biz 3 gün ödediğimiz bir menüyü ben cumartesi evleneceğim diyorsanız ve işte bir şekilde bir yakınlığımız ve bir seviyesi yapmak istiyorsak biz bunu en fazla 2800 liraya düşeriz ama hafta içi dediğiniz zaman ne oluyor? 3000 liralık menü 2500 liraya, 2400, 2600 liraya da inebiliyoruz. Aradaki fark belki sizin süsleme, belki sizin fotoğraf gidiyor ya da müzik eğlence giderinizde karşılayabiliyor. Buraya da geçtim. Günün sonunda hafta içi evlendiğinizde burada bir düğün aşağı yukarı 1,5 milyon TL'ye mal olacakken hafta sonu 2 milyon TL'ye mal oluyor. Davetli katılımının daha yoğun, daha yüksek olması sebebiyle yaz için konuşuyor. Okulların tatil olduğu dönemde hafta içi düğünleri daha cazip. Peki saatten bahsedebilir miyiz orada? Gündüz düğünleri, gece düğünleri, akşama talep daha yoğundur gibi bir ayrım vardır. Dur. Fiyatları etkiler. Akşam düğünleri tabii böyle bir yerde bir şekilde güneşin batışını görmek istiyorsunuz. Bir şekilde yemek, içmek ve eğlenmek istiyorsunuz. Bunun için akşamları daha cazip. Daha çok tercih ediliyor. Dediğim gibi 300 kişilik bir düğün böyle bir yerde süslemesi, müziği, fotoğrafı, videosuyla beraber bu yaz için konuşuyorum. 1,5-2 milyon TL'ye mal olurken gündüz nikah kokteyli olarak bunu değerlendirdiğinizde aşağı yukarı 500-600 bin liralık bütçeler içerisinde siz gündüz böyle güzel bir mekanda düğün kokteyli yapabiliyorsunuz. Gündüzleri bizim için 14 ile 16 arasıdır. Ki 16'dan sonraya sarkıtmıyoruz. O düğünün kokteylin düzeni bozuluyor. Akşam düğünün hazırlıkları başlıyor. İki düğün arasında yeterli süre olmadı ki biz gündüz evlenen çiftimize de akşam evlenecek çiftimize de hazırlıkların yetişmesi noktasında mahcup kalmayalım. Gündüz talep daha çok nikah organizasyonu için olmasın. Evet. Gündüz 14-16 diyoruz. Aman diyoruz 16'yı geçme. İstiyorsan 14'te değil 13'te başlayalım. İstiyorsan 12'de başlayalım. Ama hazırlık süresini kısaltmamak adına 16'dan sonrasında çok fazla sarkıtmıyoruz. Akşam düğünlerimiz genelde 19'da başlıyor. 24'te bitiyor. Teknik noktada üçüncüsü müzik ve eğlence tabii düğüne damga. Siz o akşam düğünde ne yediğinizde sadece lezzetliydi diye aklınızda kalır ama ben işte şu soslu bilmem ne ve yanında da garnitürde buydu filan aklınızda kalmaz. Sadece lezzetliydi kalır. Eğlence, ne eğlendik ya dersiniz. Peki biraz da menü seçeneklerinden de bahsedelim. Tadından, lezzetlerden bahsettik. Yemekli menü ve kokteyl menüler neler olur? Bunlar fiyatlandırmayı nasıl etkiler?
Gündüz kokteyllerinden başlayayım. Gündüz kokteyllerinde biz gündüz kokteyl menüsü demiyoruz. Gündüz kokteyl paketi diyoruz. Neden paket diyoruz? Çünkü biz gündüz kokteyl menülerinde üçer dörder çeşit sıcak ve soğuk kanepe sunarken, masalara serpme bir şeyler bulundururken, olmazsa olmaz standart süslemeyi DJ ve ses sisteminde menü fiyatımıza dahil ederek paket şeklinde sunduğumuz için adına menü değil, paket diyoruz. Böyle bir mekanda gündüz nikah kokteyl paketleri bir süsleme ve müzikle beraber 1500 TL civarlarındayken, işte bu eğer bir saray veya yalıysa aşağı yukarı 3000 lira. Eğer bu bir kır mekanıysa 1000 TL'nin altında rakamları konuşabiliyoruz. Akşama döndüğümüzde set menüler konuşuluyor. Bu set menülerde düğünler biraz daha geleneksel aktivitelerimiz olduğu için genelde ordörf tabağıyla, meze ya da zeytinyağlı tabağıyla başlar. Ara sıcakta börek türevleri, mantı ya da pasta türevleri İtalyan usulü sunulurken ana yemekte ağırlıklı 3 seçenek var. Beyaz et, kırmızı et ya da balık. Burada fiyatları etkileyen ana yemek diyebilir Doğru. miyiz? Doğru. Bu yaz evleneceğim ve ana yemeğim beyaz et, tavuk olsun derseniz işte giriş tabağı, ara sıcak, ana yemek ve pastayı kapsayan 4 koruzluk meal menü, ana yemek tavuksa 2900-3000 TL civarındayken, ana yemek balıksa bu levrek olabilir, somun olabilir ağırlıklı olarak, hani kılçıksız ve kolay yenmesi gerekiyor düğünde. Onun fiyatları 3000-3200 TL civarındayken, kırmızı et olsun dediğinizde bu antrikot türevleri veya bonfile türevleri olabilir. Onların fiyatları da 3200 TL ile 3500 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlara limitsiz yerli alkolü içecek dahil. Eğer alkol olmayan bir düğün tercih ediyorsanız menü fiyatlarından yaklaşık olarak 300'er TL indirim uyguluyoruz. Düğün mekanı araştırmasına başlayan çiftlere madde madde neler önerebilirsiniz? Velhasıl düğün kararı alındığında mekan, otel, kır vesaire konuşmasında tabii ki gelinin ya da damadın farklı tercihleri olabilir ama ailenin rızasının alınması çok önemli, saygı gereği. Referans çok önemli. Ben işte şurada evleneceğim ama siz biliyorsanız ki orayla ilgili çevrenizden işte servisi şöyleydi, lezzeti böyleydi falan gibi şikayetler aldıysanız tercih etmeyin. Dolayısıyla fısıldık gazetesi ve çevresel referans alarak evleneceğiniz mekanın işletmesine güveniyor olmanız lazım. Tekrar ediyorum. Düğünü güzelleştiren en önemli unsur Portex'te, o sarayda, bu otelde olması değil. Düğünü güzelleştiren en önemli unsur davetli kitlesidir. Mekanlara çok fazla takılmayın. Üçüncü olarak, eğer bu bir yaz düğünü ise backup olması çok önemli. Eğlence kalibresi çok önemli. Ses ve müzikle ilgili size bir sürü bir şeyler vaat edip ama volüm sebebiyle sizi cenaze müziğindeymiş gibi eğlendirmeye çalışmamalı mekan. Doygunluk önemli, müziksel doygunluk önemli. Eğlence noktasında after party bütün meslektaşlarımız sunarken bizim hatırlarsanız yıllar önce Boğaz'daki gürültü yasaklarına karşı Avustralya'dan ithal ettiğimiz dünyada çevreye karşı en duyarlı ses sistemi sayesinde biz aktivitemizi yer ve mekan değiştirmeden bulunduğunuz yerde açık havada boğazın üstünde gece 1'e 2'ye kadar sürdürebiliyoruz. Bunun avantajı şu, siz orada da eğlenirsiniz, burada da eğlenirsiniz ama hadi arkadaşlar after party için şuraya geçelim dediğinizde misafirler dağılıyor, konsantrasyon bozuluyor, bir kısmı hadi kalkmışken kalkalım oluyor filan. Zaten after party'ye 300 kişinin 100 ya da 150'si kalıyor. Böyle bir yer değişikliği yaptığınızda onların da yarısı gittiğinde siz 100-150 kişiyle gece 2'ye kadar eğlenmeyi planlarken 50 kişiyle eğlenme durumunda kalıyorsunuz. Tabii ki eğlencedir ve samimiyettir ama mekanı değiştirilmiyor olması after party esnasında Portex'in çok önemli bir avantajı. Şimdi tek tek ben hadi evleneceğim dediğinizde checklist yüzlerce maddeye ulaşabiliyor. Düğün.com platformu yüzlerce maddelik checkliste Türkiye'de cevap verebilen
çok sağlıklı bir platform. Mekan seçimi yaparken sürprizleri de hesaba katmalısın. Mesela ilkbahar ve sonbahar gibi sürprizli havalar için mekanların nasıl önlem aldığını öğrenmende fayda var. Ansızın yağmur bastırdı diyelim. Organizasyon açık alandan kapalı alana mı taşınıyor? Eğer öyleyse aynı davetli sayısına hizmet verebiliyor mu? Kapalı alana transfer ne kadar zaman alıyor? Bunlar önemli. Bazı mekanların açılır kapanır tavanı oluyor, açık alanı kapalı salona dönüştürebiliyorlar. Bazılarında ise açık alanda kalmaya devam edilirken tente, şemsiye gibi önlemler alınabiliyor. Kapalı alanlarda ise salonun havalandırma, ısıtma ve soğutma performansı önemli. Mekanla görüşürken bu sistemlerin davetli sayısını karşılayabilecek durumda olup olmadığını da mutlaka sormalısın. Birden fazla düğün alanı olan mekanlarda, bu alanlarda eş zamanlı düğün yapılıp yapılmadığını da bir sor deriz. Eğer yapılıyorsa, oluşabilecek karmaşanın önüne geçebilmek için aldıkları önlemleri de mutlaka sormalısın. Giriş çıkış aynı yerden mi yapılıyor mesela? Ya da sesler karışmasın diye ses izolasyonu var mı? Bunu da öğrenebilirsin. Mekanın saat kısıtlamalarının neler olduğunu da öğrenmende fayda var. Mesela servis kaçta sona eriyor? Müziğin saat kaçta durması gerekiyor? After party düşünüyorsanız mekanın buna uygun alanı ve saat kısıtlaması var mı? Bunları da öğrenebilirsin. Mekan seçiminin inceliklerinden bahsettik. Eğer kriterlerin belliyse sana en uygun mekanı düğün.com'da bulabileceğini de söylemeden geçmeyelim. Şehrindeki düğün mekanlarını sana uygun özelliklere göre filtreleyebilir, ilgini çekenlerden kolayca bilgi ve fiyat teklifi alabilirsin. Kanala abone olup bildirimleri açarsan düğün sürecini kolaylaştıracak daha fazla ipucu yakalayabileceğini de söyleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.